geliştirmesi yardımcı olur. İstismarın duygusal istismar çevresinde ailede kaynatılması durumunda ailenin yapısı ve çocukla olan ilişkiler gözden geçirilmeli. Bir şey ekleyeceğim. Aileye etkili ana baba tutumları, etkili ödül ve ceza davranışları, aile içi sağlıklı iletişim, çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri konularda rehberlik yapılmalı. Duygusal istismarın öğretmenden kaynaklanması durumunda ise öğretmenin yönelik olarak öfke kontrolü, öğrencilerin gelişim dönemleri ve özellikleri, iletişim becerileri, etkili sınıf yönetimi konularında çalışmalar yapılabilir. Evde ya da okulda nerede olursa olsun bir istismar söz konusu olduğunda çocuğa hayır deme becerisi, kendini ifade edebilme becerisi, zorlayıcı yaşam olaylarına baş etme becerisi kazandırmalı, öz saygısını güçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. Eğer rehber öğretmen çocuk ve aileye yapılması gereken psikolojik yardım sürecinin kendi mesleki sınırlıkları aştığını düşünüyorsa uygun bir sağlık kuruluşuyla yönlendirme yapılmalıdır. Her iki durumda da çocuk izlemeye alınmalı, belli aralıklarla görüşmeler yapılmalıdır. Rehberlik servisinde gelen istismar olgusunun fiziksel istismar olması durumunda rehber öğretmenin çocukta gözlerinden kırılma veya yaralanmaları gerçek bir kazayla olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Aile ve çocukla görüşülerek yaralanan bir sebep olan kazanın nasıl oluştuğunu konusunda bilgi alınır. Elde edilen bilgilerdeki tutarlı, tutarsız yönler ve ailenin işbirliğine yakınlığı değerlendirilir. Ayrıca öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir, doktordan bilgi alınır. Fiziksel istismar öğretmen tarafından gerçekleştirildiyse durum derhal okul yönetimine bildirilmelidir. Bununla birlikte söz konusu istismar ailede kaynaklanıyorsa sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bildirilmesi yerinde olacaktır. İstismar türleri içinde baş edilmesi ve kabul edilmesi en güç olanı cinsel istismardır. Bir de buna rehber öğretmenin deneyimsizliği eklediğinde bu istismar türüyle baş etmek daha da güçleşmektedir. Okul ortamında yaşanan istismar olgularına yaklaşımı yalnızca rehber öğretmenin müdahalesi boyutuna indirilmek de yanlıştır. Bununla birlikte böylesi bir durumlar çocuğun en az örselenmeyle çıkmasını sağlamak için rehber öğretmenin yapacağı müdahale ve psikolojik destek sürecinin daha belirleyici olduğu söylenebilir. Diğer yandan şu an görevde bulunan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik olarak risk altındaki çocuklara yaklaşımlar adı altında konuya farkındalıklarını artıracak hizmeti içi eğitim çalışması yapılabilir. Okul ortamında ya da okulu etkiler şekilde okul dışında gerçekleşen istismar olgularında okul hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Çünkü okuldaki öğrenme, öğretme süreci sekteye uğrar. Bu durumdan kurtulmak ve durumu kontrol edilebilmek için okulda bir yapılanmaya ihtiyaç var. İstismar okulları kriz olarak değerlendirilmeli ve bu durumlarda kimlerin neleri yapacağını gösteren detaylı bir krize müdahale planı oluşturulmalıdır. Bu planın uygulanması da okul müdürünün başkanlığında, okul rehber öğretmeni koordinasyonunda kontrollü ve hızlı davranılması gerekiyor. Ayrıca bu planda hangi tür olayda kimlerden nasıl yardım alınabileceği açıkça belirtilmelidir. Mağdur ve istismar davranışta bulunan kişiler ile onların aileleriyle mümkünse sadece rehber öğretmeni görüşmesi, diğer görevlilerin ise sorumlulukları çevresinde rehber öğretmenine bilgi edinilmeleri sağlamalıdır. Sonuçta rehber öğretmenleri bulundukları okullarda görev yapan öğretmen, okul yöneticileri ve aileleri yönelik istismar önleyici çalışmalar yapması bir zorunluluktur. Bu noktada rehber öğretmenleri, velileri ve öğrencilere onların istismara ilişkin farkındalıkları artıracak seminer çalışmalarında bulunması faydalı olacaktır. Seminerde rehber öğretmenleri tarafından verilebilecek bir alanda uzman kişiler okula davet edilerek gerçekleştirilebilir. Rehber öğretmenleri çocukların temel haklarından biri olan güvenli bir ortamda yaşama ve bakım görme hakkı konusunda çocuklara, ailelere ve okul çalışanlarına bilgi vermesi tüm hedef gruplarda farkındalığı artıracak, ihmal ve istismar olgularından azalmaya yol açacaktır. Değerli öğretmen arkadaşlar, görev yaptığınız okullarda eğitim, öğretim faaliyetleri işleyişinde en büyük paylardan biri siz rehber öğretmenlere aittir. Yaptığınız çalışmalara ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bugünkü
toplantımızın konuğu uzman doktor Sayın Tahir Özakkaş. Sayın Özakkaş, tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi'nde 1978 yılında başlamış, 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Tıp Fakültesinde okuduğu yıllarda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü 1983 yılında bitirmiştir. Gazi Üniversitesi'nde siyaset psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yapmış, 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda iş yeri hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamlamıştır. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini almış, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık desteğini almıştır. Aynı zamanda Azerbaycan Üniversitesi Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2005'ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü'nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği bütüncül psikoterapi eğitim programını devam ettirmektedir. Ayrıca hipnoz ve Masters'ın yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir. Psikoterapi Enstitüsü Başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşta kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında aktarım odaklı terapi, duygu odaklı terapi ve süresi sınırlı dinamik psikoterapi bulunmaktadır. Sayın Özakkaş'ın birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz 1 ve Hipnoz 2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, Cinsel Problemlerde Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi gibi birçok kitap yer almaktadır. Uzman doktor Sayın Tahir Özakkaş'ı bebeklikten yetişkinliğe bağlanma, savunmalar ve gerçek kendilik konulu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Son yıllarda birkaç yıldır rehberlik araştırma merkezleri beni davet ediyor. Bu davetlere de icabet ediyorum. Seviyorum da. Psikolojik danışman PDC'ci arkadaşlarla sohbet etmeyi, konuşmayı, onları biraz izlemeyi, biraz onların canlarını yakmayı, iğnelemeyi hoşlanıyorum. Burada herhalde İzmir'de de bunu yapacağız gibi görülüyor. Sizler gönüllüyseniz ben de gönüllü bir şekilde önce şu anınızı kendime, daha sonra yinelerini sebatılmak üzere karşılıklı interaktif bir sohbet için geldim. Ben ne kadar böyle slaytlar falan hazırladım ama ben slaytlar ders anlatamam. Fakat işte bazı kişilik yapısı olan arkadaşlar böyle slayt olsun, bir nol slayt, iki nol slayt, çerçevesi olsun falan. Ama onlar için slaytlarımız var, internette de yüklerler. Biraz obsesif arkadaşlar dediğimiz arkadaşlar gönüller rahat olsun diye slaytlara getirdik. Biraz çizgileri biraz bozmak lazım.
Konumuz ne yazmışız? Bebeklikten yetişkinliğe bağlanma, savunmalı ve gerçek kendilik. Beş tane kelime var. Bu beş kelime için sizinle ben beş ay konuşabilirim. Beş ay konuşabilirim. Çünkü her bir kelime derya. Derya. İstersen şöyle başlayalım. Ben bir psikiyatristim. Ruh sağlığı problemleriyle ilgileniyorum. Psikiyatrisi temel görevi ağır hastalıkların ilaçla tedavisini yapan kişi demek. Öyle psikiyatrisin bir ayağı da ilaçla tedaviden ziyade kişinin yetiştirilmesine, öğrenme ilkelerine bağlı olarak ortaya çıkan bir takım sıkıntıların ve problemlerin veya tıbbi dilde semptomların psikoterapi veya konuşma şeklinde bir tedavi yöntemiyle onlara yardımcı olmaktır. Konu ruh sağlığı alanı. Ruh sağlığı alanı olunca ruh sağlığı bizden sorulur. Kim onlar? Psikiyatristler derse hata yapmış olur. Ruh sağlığı bir ekip işidir. Dünyada her şey bir ekip işidir aslında. Yalnız başına bu alanı ben yapıyorum diyen birisi varsa orada bir sıkıntılı hal var demektir. Bir kişilikle ilgili sıkıntılı bir hal var demektir. Bir ekip işiyse ruh sağlığı, buradaki arkadaşlarımız da bu ruh sağlığı spektrumun neresinde diye sormak gerekir. Ruh sağlığı aslında bir bebeğin yapılmasına karar veren anne ve babanın zihninde nasıl bir çocuk yapacaklarına, nasıl yetiştireceklerine, nasıl bir kimlik vereceklerine dair tasarımdan başlar. Tasarım bozuksa anne rahmindeki çocuğun şanssız bir şekilde dünyaya gelmesi söz konusu. Anne babanın ilk uygulaması ruh sağlığının ilk çeperidir. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Ruh sağlığından sonra öğretmenler başlar. Anaokulundan, kreşten alırsınız bakım verenler, okul öncesi verenler. Ardından okuldaki öğretmenler ki bizim kimliğimizin ve kişiliğimizin oluşmasında o kadar öneme haiz ki, o kadar önemli ki işte oralarda anne babadan başlayan bize sülalede babaannelerden, ninelerden başlar. Çünkü toplumumuzun büyük bir kısmında gelin hanımların çocukları kendi çocukları olamaz. Babaannenin ve anneannenin çocukları olur. Ona el koyarlar. Bu benimki derler. Ve gelin yetiştiremez onu. Kendi evladını büyütemez. Hikaye tavrından başlıyor. Eğer burada hatalar devam ederek gelirse bize ağır klinik tablolarla gelir. Bu bir akıl hastalığı değildir. Bir şizofren değildir. Bir bipolar bozukluk manik depresif değildir. Bir alkol paranoyası değildir. Bu kişinin ve kimliğin gelişiminde her bir halkanın yaptığı hatalar sonucunda bu hatalarla kümülatif bir şekilde işi bitmiş, hayatın kenarına atılmış, her an intihar düşüncelerine dolu olabilecek veya çeşitli davranış bozukluklarıyla kendisini ortaya koyacak bir tablo çıkar. Bugün genetik hastalık değil, bir rahatsızlık değil. Peki bu tablo nereden başlıyor? Önce anne babalardan başlıyor. Ardından öğretmenlerden başlıyor. Fakat ruh sağlığının gerçek halkası ise psikolojik danışmandan veya rehber öğretmenden başlıyor. Eğer software hatası olarak birisi benim karşıma geldiyse bir ergen kızımız, bir ergen delikanlımız, bir madde bağımlısı, bir davranış bozukluğu, bir cinsel problemi olan delikanlı, dürtü kontrol bozukluğu olan, şiddet eğilimisi olan birisi varsa ve bana kadar ulaşmışsa ben hangi okulda okuduğunu, hangi öğretmenlerle iletişim kurduğunu, hangi pedagoji arkadaşın es geçtiğini sorarım. Yakasına yapışırım. Bana gelip de ben müdahale etmeyip de es geçiyorsam size de yakama yapışırım. Şimdi burada çok ciddi bir vicdani sorumluluğumuz başlıyor. Psikolojik danışmanlık gerçekten Türkiye'de ve dünyada özellikle okul hizmetlerini düşünecek olursak birçok alanda hizmet görüyorsunuz bildiğiniz gibi ama milliyetine bağlı bir sistemin ve hizmetin içinde olduğu için ben daha çok okul
rehber öğretmenlik veya psikolojik danışmanlık kısmına ağırlık vereceğim. Bu genç arkadaşlarımızın ortaokulda, lisede, ilkokulda hatta üniversitede bir takım sıkıntılarla bizim karşımıza geliyor ve ağır semptomatoloji problem getiriyorsa psikolojik danışman arkadaşlar ne yaptı diye soruyorum. Eğer oturalım doğru konuşalım. Acaba psikolojik danışman arkadaşlar sadece yönetmeliklerde yazılan görevlerini yerine getiriyorlar? Vicdanen rahatlar mı? Yoksa psikolojik danışmanlık dediğimiz, psikoloji ve danışmanlık dediğimiz iki tane kelimenin 40 yıl, 50 yıl çalışsanız içini dolduramayacağınız bir bilimsel bilgi alanı olduğunu farkında mıyız? Bu işi severek yapıyorsanız zaten her dakika inanılmaz keyif alarak bir meslek icra edersiniz. İnsanlara hayat verirsiniz. Gençlere can olursunuz. Yürek olursunuz. Ama sadece vakti doldurmak, maaşlar, akşam mesai bitince bakmak için gidiyorsanız vallahi domates satın buradan iyi derim. İğnelerin başlıyor. Dikkat ederseniz kusura bakmayın, baştan izin aldım. Peki, psikolojik danışman benim kafamda Türkiye gerçeği için çok çok önemli bir yerde. Halkın çok önemli bir yerinde. Eğer psikolojik danışmanlar yeteri kadar fonksiyon görmezler, onlar müdürlerin ambarya kadroları halinde devam ederse, bir takım ambarya işleri yaptırmak için boş duran öğretmenler gibi görülürse, vay halimize. Hem milliyetin bu konuda çok sık bir silkinmesi gerekir, hem de pederci arkadaşların silkinmesi gerekir diye düşünüyorum. Ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Ülkedeki bir tane delikanlımız ve kızımızın ruh sağlığının bozulması ve öfkesini dile getirmesi, bir tane tehlike mayını Türkiye'nin geleceğini karartacağını bilmelisiniz. Yapacağı bir suikast, uygulayacağı bir eylem hem kendini batırır hem bizi batırır. Düşünün ki yüzlerce ve binlerce ifade edilen ruh sağlığı bozuk insanları bu toplum içerisinde toplumun ruh sağlığını bizim genel yapımızı ne kadar tehdit ettiğini düşünebilirsiniz. Burada buna müdahale edecek kişi ruh sağlığı profesyonellerinin ilk gördüğü kişi pederecidir. Rehber öğretmen de psikolojik danışmandır. Peki görüyoruz. Sınıftaki problemlerden size geliyorlar. Bir takım davranış bozukluklarından size geliyorlar. Hocam gayet güzel ifade etti. Her türlü istismara açık olan bu çocuklar istismar sıkıntıdan ilk paylaşacakları halka sizsiniz. Bir sınıf öğretmeni arkadaşımız her gün belirli bir ritme gelen bir öğrencinin son günlerdeki ufacık yüzündeki davranış değişikliğini, mimik değişikliğini anlayıp da ya burada bir problem var, bu çocuğun ailesinde bir sıkıntı var, burada bir şiddet var, bir istismar var, cinsel istismar var, şiddet istismar, ihmal var. Bunu psikolojik danışman arkadaşa rica edin, götürüp göndereyim, yardımcı olayım dediği zaman karşısında böyle bir yapı geldiğinde ne yapıyoruz? Böyle bir yapıya müdahale edelim, tamam. Acaba eğitimimiz buna yeterli mi? Biz sadece acaba bir rehberlik yapan öğretmen gibi mi yetiştiriyoruz? Yoksa gerçekten ruh sağlığı yelpazesinde dünyadaki yeri olan danışmanlık hizmetini verecek potansiyel, bilgi ve beceri sahip miyiz? Bugün şapkamızı önümüze koyalım birlikte. Bu anlatacaklarımı dinleyelim. Ya psikolojik danışman arkadaşım bu kadar önemli bir pozisyonu varken acaba bunun idrakini değil miyiz sorusunu soralım. Öğretmenlerden birisinin kurtardığı kişilerden birisiyim ben. Liseye kadar haylazlığın dip haylazlığı yapan, birinci dönemde 10 zayıf getirip, ikinci dönemde 5'i düşüren, 4 ile ikmalle veren, birisinde öğretmenler kurulu kararıyla geçen ortaokul yıllarım var benim. Haylazlığın bir yalanı yok.
bir gün öğretmenin birisi karşıma gelip, ya sen akıllı bir çocuğa benziyorsun, sen zeki bir çocuğa benziyorsun, gözlerin senin çakmak çakmak dedi. Sağa bakın, sola bakın, bana diyor. Hayatta öyle bir iltifatı almamış. Arsız, yaramaz, yerinde durmayan, evden kaçan, sigara içen, okulun kurallarına isyan eden bir insan. Ben utancımdan bana değer veren o insanın dersini dinlemek zorunda kaldım. Mum kesti. Dersini dinleyince sınava girdim. Sorduklarını biliyorum ben. Nasıl biliyorum ki ya? Biliyorum. Yazdım. Dinlediklerimi yazdım. Notlar okundu. 10 dedim hocam. Sınıf vav dedi. Bizim notlar hep 1-2 gider. Adım çalışkana çıktı. Madem çalışkana çıktı, niye derslerini dinleyin dedim. Hayatım da bir hocanın benim gözüme bakarak sen akıllı, gözlerini çakmak çakmak bir çocuk demesine bugün karşınızdayım ben. Benden çok zeki olan arkadaşlarım kimi işçi, kimi amele. Yıldan sonra doktor oldum. Şehrimde bir fabrikanın doktorluğunu yapıyor. İş yerine. Kuyrukta birisi var. Esik müzik. İşçi neden esik? Ben tanıyorum. O beni tanımamazlıktan geliyor, ben onu tanımamazlıktan geliyorum. Kış günü, 2 gün rapor alacak. Çocuğum hasta, evet yürür alacak. Devlet kurumu izin alamıyor. Ancak doktora çıkacak, doktora yazdıracak, doktor onun halini anlayacak, ona 2 gün rapor verecek, işini halletsin. Sınıfımızın en zeki çocuğuydu. Pırlanda gibiydi. Ama o hocanın bir sonra taktı. Aşağılama, dayak, şiddet. Düşünsünüz Allah'ın ayrıldı. Dışarıda görürdük. Bir sportacılık yapardı. Sonunda bir devlet kademesine girmiş, işçi olarak değil. Bu çocuğun suçu neydi? Bunun gibi yüzlerdesi, binlerdesi sizin hayatınızda vardır. Bir tane hocanın bakışıp evladım sen iyi bir çocuksun, hoş bir çocuksun diye onun içinde pozitif tarafını gösterseydin, işte 3 numara tıraş olmamışlar, saçı biraz ele geliyor. Derse 5 dakika 10 dakika geç gelmiş. Arka sırada sigaradan yakalanmış. Tuvalette basılmış, diğer çocukla beraber İsmail'leri toplarken bulunmuş. Yani böyle büyük suçlar. 3. Dünya harbini patlatacak suçlar. Hangi birimiz yapmadı? Onlar delikanlılığın raconunda olan şeyler. Onlar başkaldırı, onlar özgürlük. Onlar var mı bu mücadele, mücadelesi? Koyun gibi güdülmeyen bir varlık olabilmek için direniyor. İrade, idareye direnir, öyle ufak ufak. Öyle ciddi bir direnişi yok. Okul falan yapmaya kalkmıyor, hocayı öldürmeye kalkmıyor. Diyor kocanın arabasının diyor, suyunun içine diyor, radyatörün içerisine biraz diyor, şeker atsak diyor, arabasının olsak diyor, intikamımızı öyle atsak, bana 2 vermiş diyor. Yok diyor, olmaz diyor, arkadan diyor, egzozda patates tıklayalım diyor, arabası bozulur diyor. Ne kadar masumane intikamlar bunlar ya. Şimdi bu nereye geliyor? Bu bağlanmaya geliyor. Annesiyle, anne babanın kafasında bir çocuk yapma hikayesi vardı ya, annesiyle güvenli bağlanma stili dediği bir stil içerisinde bir ilişki kurmuş olan çocuk kendini gerçekleştirmek için ölümle mücadele eder. Her yerde var olur. Adaptiftir. Bir kıl kuyruluk yapmaz. Fakat onun olabilmesi için annenin babanın kafasında sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir anne baba, sağlıklı bir kreş, sağlıklı okul öncesi eğitim, sağlıklı öğretmenler ve sağlıklı pederci. Evet, hikaye böyle başlıyor. Başlayalım mı? Var mısınız? Peki. Bir soru sorsam cevap verir misiniz? Kendine özgü
güven içerisinde hisseden, güven hisseden arkadaşlar bir yer kalmış. Evet. Peki. Ben gördüm, siz görmediniz de. Önce 7-8 el kalktı. Herhalde burada 150-200 kişi var. Çok acı bir şey ya. Vallahi acı bir şey. O 7-8 kişi kaldı yanında bir arkadaşlar. Öbürlere bakar, kıyafet de kaldırdı da evden yarım. Ya pedenci arkadaşlarımızın özgüven duygusu kendisiyle olan varoluş mücadelesi buysa, ki biliyorsunuz yüreği yanık olanlar bu meslekleri seçerler. Anadan babadan şanslı olanlar bu meslekleri seçerler. Ben de bir psikiyatrist, bir pederciler aynı yolun yolcusu. Hala kendi özgüveninizi dip dip ayakta durmayı, kendinizi yapılandırmayı başaramadık. Nasıl yardım edeceğiz o çocuğa ya? Çocuk gelecek sana posta koyacak, sana küfredecek. O bana mı dedin diye gülecek misin? Kovacak mısın? Yoksa bu çocuğun bir derdi var, bu küfürle ortaya çıkıyor, semptomla ortaya çıkıyor, okuldan kaçmak için ortaya çıkıyor. Hocam, buna bakacağız. Evet. Sadece el kaldırmayla bizim özgürlerimizi ölçmeniz doğru bulmuyor. Belki de gerek duymadık be kaldırmak. Belki de katılım göstermek istedim. Kesinlikle katılıyorum söylediğine, %100. Ben sadece genel bir fikir söyledim. %100 katılıyorum. Bak o da dediğin faktörlerini de inceleyeceğim biraz sonra. Olur. Müsaade ediyor musun? Nasıl? Demin çok lüzumlu bulmadım, sonra... İşte lüzumlu bulmakla lüzumlu bulmamak arasındaki fark yine bir örgüye işaret ediyor. Bunları konuşacağız. İzin verirsen. Verirsen konuşmayacak. Benim her sözüm tartışmaya... Nasıl? Sadece benim yüzüme bağlı değil. Estağfurullah. Peki. Biraz önce bunu bahsettik. Psikolojik danışma kimdir? Psikolojik danışma can kurtarandır. Vatan kurtarandır. Hizmetin en arasını yapandır. Ruh sağlığı ekibinin bel kemiğidir. Eğer oradan bypass yapar da delikanlarımız, kızlarımız atlarsa biz onları klinikte yatırmak zorunda kalacağız. Onların travmaları toplayacağız. İntihar girişimlerinden almış oldukları yaraları kapatmaya çalışacağız. Yıllarca, yıllarca uğraşacağız ama çok az tahammül edeceğiz. Ama o halka yerinde yeterince uygulansa, oradaki yapıyı tanıyabilsek ve görebilsek, o çocuğun ihtiyacını görebilsek ve ona uygun bir müdahale yapabilsek, o bize gelmeyecek. O okulda hayli olacak, o şehirde hayli olacak. Dilerim bunu yapmanın yollarını buluyoruzdur. Birçoğumuz yapıyoruzdur. Hem birimizin içinde nice hikayeler var. Çünkü ben çok bedenci arkadaşla konuştum, sohbet ettim. Onların birçoğunun süpervizörlüğünü yapıyorum. O okullardaki acı ve travmatik hikayelerle karşı karşıya hem de yeni mezun arkadaşlarımızın hem de daha hiçbir tecrübesi yok ya. O acı travmatik olaylarla bir anda karşılaştığında ne yapacağını şaşırması, varış bölgelerine atandığında o varış bölgelerinden gelen çocukların okullardaki durumlarına şaşkın bir şekilde bakması onun için travmatik oluyor. Yani pedagoji arkadaşı için travmatik oluyor. İnanamıyor yaşadıklarına. Bir milyon mu geliyor? Bunlar ben deneyimliyorum. Muhtemelen sizin meslek hayatınızda görüyorum. Daha çok yıllardır çalışan arkadaşlarım var burada. Pek yeni başlayan arkadaşlar göremiyorum. Belki vardır ama daha böyle yıllarca bu işe emek vermiş olan arkadaşlarımızın inanılmaz anılarıyla dolu olduğunu biliyorum. Bu manada ben psikolojik danışmanlığı ruh sağlığı yelpazesinde psikologlar, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile hekimleri, psikiyatristler, özel ihtisas hastaneleri gibi spektrumu yerinde bel kemiği olarak değerlendirdiğimi ifade etmek isterim. Psikolojik danışmanın nesnesi kimdir? Psikolojik danışmanın nesnesi kendisine müracaat eden kişidir. Öğrencidir. Çocuktur. Gençtir. Peki biz kendisine gelen çocuğu
nasıl anlıyoruz? Nasıl bakıyoruz? Size görüşme teknikleri öğretiyor. Mantıksal olarak konu değerlidir, sıkıntıdır, problemidir, anlat bakalım vesaire. Bugün bilim o kadar çok ilerledi ki, teknoloji. Bilim şunu fark etti. İnsanoğlunun birbirleriyle olan iletişimi, insanın nesnesini anlaması konuşmayla değilmiş. Nonverbal dediğimiz sağ beyinden sağ beyne, yüzdeki ifade, gözlerdeki bakış, ses tonuna yüklemiş olduğumuz ton, prozodi dediğimiz şey, beden postürünü, kaslarımızın gevşek, rahat veya sert olmasıyla ilgili bir pozisyon, esas derdi anlatanmış. Eskilerin gal dili yerine hal dili dediği şey. Eğer siz sadece insanların anlattıklarına bakar, söylediklerine bakar, notumuzu böyle alırsanız, çok yanılırsınız. Çok yanılırız. O anlatan, hikayeyi anlatan kişinin hikayesindeki beden duruşu nedir? Ses tonu nedir? Yüz ifadesi nedir? Gözler ne tarafa bakıyor? Nereye kayıyor? Bunlarla ilgili bilgi sahibi değilsek öbürünü anlamamız çok zor. O zaman bu bilgiyi biraz aralamamız gerekiyor. Nasıl anlar? Ondan neyi arar? Bir şikayetle, bir sıkıntıyla gelir. Biraz önce sohbetinde dedim ki, sınıf öğretmeni. Öğrencilerden bir tanesinin son günlerdeki donukluğuna, gözlerinin parlaklığının gittiğini fark etmezse, o çocuğun iç dünyasında kayıp giden bir yıldız olduğunu göremez. Neye bakacak? Olağan akış içerisinde giden kimlik ve kişilik özellikleri yerine bir değişkenlik var ise onu yakalayacak. Kızım bir derdin var mı, oğlum bir derdin var mı dediğinde yok bir şey diyecek. Bu sözel bir şey. Yok bir şey derken oradaki telaş, oradaki donukluk, o ses tonundaki ifade çok şeyi bize ifade edebilir, bunu okuyabilmeliyiz. O zaman arayacağımız şey nedir? Onda neyi arayacak? Bir problem var mı? Bu problem çocukluğundan beri getirmiş olduğu yetiştirilmedeki kimlik ve kişilik krizi mi? Yoksa son dönemlerde karşılaşmış olduğu bir travmatik ve ihmalin hikayesi mi? Bunu görmemiz gerekiyor. O halde nesnesine bir bakalım diyelim. Bebeklik ne demektir? Ben çok bebek gördüm. 10 yaşında, 15 yaşında, 7 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, 75 yaşında bebekler gördüm. 75 yaşında benim bir teyzem vardı, danışan. Benim hastamdı. Kapıdan gelirken kafasını yıkar. Kurban olayım doktor, bana bir yardım et. Temizlik hastalığı var. Onu tedavi etmemi ister. Aynı zamanda çalıştık biz, psikoterapi yaptık. 75 yaşında. Dedim ki sen damadıyla arabasına neden bilmiyorsun? Damadıyla evine gittiğinde neden huzursuz oluyorsun? Neden damadın eve geldiğinde dışarı çıkmıyorsun, o gittikten sonra evin her yerini temizliyorsun, 3 gün bitmiyor temizlik? Ne dedi bana biliyor musunuz? 2 yıl sonra doktor bey dedi, ben dedi 18 yaşında bir delikanlı sevdim. Ne güzel. Mahallenin mavi gözlüsüydü. Aşık oldum ona. Gönlüm ondaydı fakat ona bu aşkımı ilan edecek cesaretim yoktu. Daha sonra beni şimdiki kocamla everdiler. Mutluyum. Fırlandayım çocuklarım oldu. Bir sürü torunum oldu. Fakat ben korkuyorum. Niye pazara gidiyorum yıllardır biliyor musun? İçimden bir ses aynı mahallede oturuyor bu. O pazar yeri. Mavi gözü derin alıyor, pazarda görüyordu. İçinden kendini tutamazsa, ben Ali'ye aşık olmuştum derse,
Bunu da etraftakiler duyarsa, bu duygu geldiği zaman gidiyor, banyonun altına giriyor. Yıkan Allah, yıkan. Temizlen Allah, temizlen. Saatlerce doktor, doktor dolanıyor. Peki ben bunu anladım, pazara gitmeme nedenini anladım. Bu damat hikayesinin ilgisi, aa sorma doktor dedi. Dedim ki damadın birisinin arabasına biliyorsun, birisine biliyorsun, öbür damat da beni sevmiyor diye. Nasıl sıkıntı oluyor? Durmam da iyi bir damat. Anne etme eylene gel, ben bir kusurma, arabayı değiştireyim, sana bir hata ettim. Aa doktor diyor, onun gözleri benim sevgilimin gözlerinin aynısı diyor, o da mavi. Onun arabasına bindiğimde ya o aşkını itiraf edip de çıkarsa ya ona meyledersen duygun nedeniyle olursan kaç yaşında bu? 75. Bu bebek değil mi arkadaşlar? Kim bebek, kim yetişkin? Buyurun buradan yapın. Bir şekilde ikna ettim ben bu hastamı. Dedim ki bunu dedim eşinle ve çocuklarına paylaşacaksın. Asla dedim. Öldürürüm kendimi. Sonuçta bu büyük hakikati aile meclisinde, aile terapisinde dedim ki size Ayşe teyzemiz bir sakladığı sırrı paylaşacak. Nasıl kırılanıyor, nasıl sıkıntılanıyor, nasıl daralıyor. Ona ne kadar uğraştık o hale getirebilmek için. Sonra itiraf etti. Dedim ben 18 yaşında bir delikanlı sevmiştim. Mavi gözlüydü. Ve içimden ona aşığım diye bağırmak duygusu geldiğinde çok korkuyorum. Bu geldiğinde de gidip yıkanıyorum. Kocası bir kahkaha attı. Ulan karı bütün hikaye bu mu dedi. Çocuklarım vardı. Çocuklarım kahkahadan kırıldılar. İnanamadılar. Bazen bir tarafımız o kadar bebek ki, o kadar olgunlaşmamış ki, kaprislerimiz, korkularımız, endişelerimiz. Rahmetli bir yakınım vardı. Doktor oldum, arabam falan var artık böyle. Hem de Mercedes aldım. Durum iyi yani. Dedim beni gezdir. Gezdireyim dedim yani. Sevaptır Anadolu'ya biliyorsunuz. Arabanız falan olduğu zaman annenizi yanınıza alırsınız, kendini arkaya atarsınız, böyle dolanırsınız. Daha sonra ikisi arasında böyle kavgalar olur. Anneniz öyle bir daha sonra der ki, beni öne oturtmamıştın, ananı oturttun oraya der. Yapma karı, etme eyleme, kurban olayım. Ana böyle. Gittik bir kazaya. Dolandı kazada, şöyle baktı. Dedi bu dağın arkasında ne var? Dedi başka bir kaza var. O zaman oraya gidelim. Bastık gittik, her bir kaza arasında 50-60 kilometre var. Vardı oraya vardı, bir pazarı dolandı. Dedi burada bir daha dağ görüldü. Dağın arkasında ne var? Burada 70 yaşındaydı. Çocuk gibi. O dağın arkasında ne var? Gidiyor, 15 dakika dolanıyor. Hevesi geçiyor. Öbür dağın arkasında ne var? Öbür dağ. Bu yetişkin mi, bebek mi bu? Öyle bir jenerasyonlar görüyorum ki, çocuklar 13-14 yaşında, 15 yaşında, aklı başında çocuklar. Anneler babalarını çağırıyor. Anneler babalarını çocuklar olmuşlar anne baba. Onları çekip çeviriyorlar. Onların kavgalarını, gürültülerini yatıştırmaya çalışıyorlar. Onlara akıl veriyorlar. O zaman bu kavramı, bebeklik kavramı biyolojik bir bebeklik olarak almak bizim mesleğimizde doğru mu arkadaşlar? O zaman bakarken insanlar ne kadar bebek, ne kadar yetişkin, bunu değerlendirmemiz lazım. Yaş 30-40-50-60-70 olabilir. Ama ruhları bebek kalabilir, çocuk kalabilir. Sakın ha böyle telif edin diye insanların her şeye olduğunu, her şeyi bilen şeklinde görmeyelim. Bana psikolojik danışma arkadaşlar geliyor. Diyor aileyi çağırdım, anneyi çağırdım diyor, babayı çağırdım diyor. Hocam diyor, anne baba diyor çocuktan daha kötü. O kadar bebek ki anne baba. Söylediğiniz sözler bir yerden diyor, öbür yerden çıkıyor.
atlatıyor. Çocuk intihar teşebbüsünde bulunmuş, çocuk cinsel eylemi vurmuş, çocuk madde bağımlısı olmuş. Annesini çağırıyorsunuz ki, bir babasını çağırıyorsunuz ki, bir derdest edelim diye. Baba kendi sıkıntısını ve derdini anlatıyor size, bunu nasıl çözeceğiz diye. Veyahut anne baba ne kadar suçsuz olduklarını ispat için size geliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evladınız, canınız, ciğeriniz kayıp gidiyor. Diyorsunuz ki çocuğunuz uyuşturucu kullanmaya başlamış. Çocuğunuz bu yaşta cinsel bir takım eğilimler içerisine girmiş. Hırsızlık içerisine girmiş. Anne der ki babasına, baba der ki annesine. Onlar kendilerini kurtarma derdinde. Halbuki onlar ödek olmasaydı, erişkin olsaydı ne yapacaklardı? Sorumluluğu alacaklardı. O çocuğun sıkıntısını ya biz fark edememişiz, görememişiz. Ne yapabiliriz? Hocam ne yapabiliriz? Etiyete yapışacaklar. Tabloların değil. Onlar da bebek. Kızamıyorum. Onlara da kızamıyorum. Çünkü onların yetiştirildiği ortama bakıyorum. Onlar da bebek bırakılmışlar. Şimdi burada bir filmimiz var. Bebekle anne ilişkisini anlatan. Bebek sürünerek gelir. 9. ayda, 10. ayda hafifçe dim durur. 1 yaş civarında da yürür. Biz buna yatay hareketten dikey harekette geçiş deriz. Yatay hareketteyken dünya farklıdır. Ayağa baktığında bütün dünya farklıdır. Bizim nöronlarımız dış dünyadaki eşyalar ve ilişkiler bağlamında yolaklar oluşturur. Yani doğuştan bir potansiyelimiz var, beynimizin potansiyeli. Bu potansiyelin nasıl şekilleneceği çevreyle kurmuş olduğumuz ilişkilerde ortaya çıkar. Daha sonra da eğer özel bir mücadele vermezseniz, bebeklik döneminde özellikle 0-2 yaş ve ardından 5 yaşa kadar olan dönemde hangi yolakları oluşturduysanız o yolaklardan gidersiniz. Bildiğiniz cehennem, bilmediğiniz cennetten her zaman iyidir. Psikolojinin temel kanunudur. Her gün dayak yiyerek annesiyle ilişki kurmuş olan bir hanım kızımız mutlaka kocasını kendini dövdürecek hale getirir. Dövdüğü zaman rahatlar. Çünkü bildiği ilişki şekli sıcaklık ancak dayak ve şiddetle olmaktadır. Evde dayakla bir ilişki içerisine girmiş olan bir çocuk okula geldiğinde öğretmenlerin kendisini dövecek hale mutlaka getirir. Çünkü ihtiyacı olan bir ilişkidir. İlişkiyle ancak dayak formatında öğrenmiştir. Keza cinsel tacizle benzer şekildedir. Aile içerisinde yakın ilişkiler bağlamında baba, abi, dayı, amca, dede gibi bir takım insanların yakınlığı ardından cinsel suistimale dönüşmüşler, bir ötekine yakın olmak cinsel olarak yaklaşmaktan bir şey. Bilimliği yok mu? Bu nörobiyolojik yolaklar, renkisel sistemler dediğimiz yapı. Şimdi burada da anneyle beraber nasıl çalışacak bilmiyorum ama tekrar basacağım. Evet, bunu pek bir şey olacak ama şurada bir tuş var. Bilgisayar mı yapacağız? Mouse olabilir mi acaba? Tamam, bravo. İlhadim Şenahayim. Bebek anlamlı bir şey yapıyor işte dünyayı. Anne orada. Yeradim dorim.
Sizin karşınıza geldiğinde 10'lu yaşlarda, 15'li yaşlarda
ne kadar kaotik bir tabloyla kendini ortaya koyacağını ve sizden imdat dilendiğini görmemiz gerekiyor. Bu çocuk imdatı nasıl diler? Öfkeyle koyar, küfre direkt koyar, kurallara karşı gelerek koyar, cinsellikle koyar, uyuşturucuyla koyar, kendi bileklerini çizerek koyar, kopya çekerek koyar. Bunların hepsi birer imdat niteliğinde olan seslerdir. Ya bu imdatı görürüz, ya da herkesin yaptığı tepesine vurur, disiplinize etmeye çalışırız. Bunlarda herhalde çalışmıyor. Bilgisayardan anlayan bir arkadaş var mı? Orada 4 tane videomuz vardı. Onu izlesek iyi olur. Değilse ben de flash disk var, onu vereyim. Ne videoyu çekiyorsunuz? Bunlar video. Bir kere daha mı? Şu etkiliyoruz o. Adam ne diyoruz? Hocam, bu herhalde şeyden köprüleme olmamış bunun. Onun için düş buradan çalıştıracağız. Evet, tamam. Direkt buradan çalıştıracağız çünkü köprülemeye bir sıkıntı var. Mesela çalışsın da. Slaytlardan gideceğiz sonra. Ha. Tam sayfa yapmayacak. Doğru yani, mu? Çünkü... Burada gördüğünüz gibi kilomuzun içine bu kadar kurbağayı dolduruyor. Çocuğa ne verirseniz onu yapar. Çocuk için tehlike yoktur. Ayıp yoktur, günah yoktur, kötü yoktur, korku yoktur. Birkaç tane güzel korkumuz var. Yükseklik gibi, karanlık gibi. Onun dışında her şey öğrenme ilkeleri perspektifinde çocuğa verilir. Bunun onlardasını tüm videoları izleyebilirsiniz. İşte bütün hikaye o beynin şekillenme hali, o çocuğun yine 0-3 yaş ve 0-5 yaş arasındaki nöronal ateşlemeleri oluyor. Bu 10'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda karşımıza gelen problemlerin kaynağı tam burada. Bildiğimiz cehennem, bildiğimiz yol. Bu çocuğun
etkileri evde olan etkiler. Evde baba ve anne bu halde olduğu için kendi isteklerini nöronal ateşleme yolu bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir şeyi talep ettiğinde kıyameti koparırsanız bir şekilde veriliyor size bir ihtimalle. Davransal öğrenme etkileri. Çıkmadı mı? Resmi mi tıklıyoruz? Nasıl? Resmi mi tıklıyoruz önce? Bağlantılarında bir sıkıntı var hocam. Aynı dosyadan gelmiyorlar ya. Çünkü arkada köprülemelerde sıkıntı var. Yok yok ama şey dışarıdaki web şey internet yok oradan dönüyorlar da. Bunu da çekmiyor ama. Bunu da çekmiyor hocam. Tamam. Yok. Dosyanın yerini bulamıyor hocam. Ama ben şeyden flash belirtiyorum. Ben şuna bakalım. Şimdi hazırlanırken dosyanın konulan yeriyle sanırım gönderildikten sonra farklı olsun. Peki bir ara verelim ben şu şeyleri halledene kadar. Bir 15 dakika ara yeter mi? Var sorun. Şey, Seda, anladığım kadarıyla hazırlanan bilgisayarda kalmış oluyor. Hazırlanamayacağını başaramamıştık. Flash, yani hazırlayan kişide dosyada yeri var ama gönderildiği zaman gönderilen metinde herhalde yok, ondan bulamıyor yeri. Takasız yardım edebilir misiniz? Hocam, şu anda şey çıkalım. Hangi videoları şey, like. Şimdi bak, şunu şeye, masa üstüne atacağım. Şu. Sunum o mu hocam? Evet, sunum bu. Ya direkt buradan da açabiliriz. Açabilir miyim? Sizlere görmekle ilgili. Çok ne güzel bir şey. Ama ha, bu da görüyor değil mi? İnşallah. Şuna bir okuyor muyum? Var, ondan da görüyor. Tamam, zaten şu. Evet, ne yapalım, nereye oturalım mı? Kayısılarından biraz değil. Nereye oturalım? Şurada şey var, biz oturuyoruz da. Biz nereye oturuyoruz? Biz sandalyeyi sandalye alabilir miyiz? Tabii hocam, görüyorum. Bir de fotoğraf çekelim. Hadi bakalım. Ama bu da yani İstanbul'un kötüleştiği ağır fırtına. Ama koşullar ne olursa olsun. Gel.
çekiyorum. Çekemiyorum. Çekiyorum. Flaşı da açayım. Biraz. Abi geneli yaksana şimdi. Çekiyorum hocam. Ha, flaşına gerek kalmadı. Vallahi. Tamam. Şimdi ben de geleyim. Gel. Ben de bir geleyim. Çekeyim mi? Hocam bir resim alabilir misin? Tabii hocam. Ne demek?